Herkese Tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünkü konumuz uzay ve bu sabah uzaya gönderilen en son uydumuz TürkSat 5A. Böylelikle TürkSat 5A ile birlikte uzaydaki aktif uydu sayımız 7'ye ulaşmış durumda. Bu videoda biraz TürkSat 5A'yı tanımaya çalışacağız. Fırlatma sistemi hakkında bilgi alacağız. Ve gelecekte Türkiye'nin uydu programları hangi sistemlerden oluşuyor? Türkiye uydu yapabiliyor mu? Ve yerli olarak uzaya uydu gönderme imkanımız var mı? Bu konuda çalışmalar neler? Bunlar hakkında beraber bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle bu sabah uzaya gönderilen TürkSat 5A bir iletişim uydusu. Yani ne yapıyor iletişim uydusu? Bulunduğu yörünge içerisinden internet, televizyon yayını, telefon konuşmaları gibi iletişim amaçlı kullanılıyor. Tabii ki bazı kanalları da askeri amaçlı ayrılmış durumda. Askeri amaçlı nedir? Örneğin Eskişehir'deki komuta merkezinden bir pilot Anka S olarak adlandırılan insansız hava aracımızı kaldırıp örneğin Türkiye'nin herhangi bir şekilde dışında uydunun kapsadığı Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'da herhangi bir yere uçuracak veya örneğin Libya'daki bir İHA sisteminin kumandasını alıp Libya'dan kaldırıp örneğin Avrupa'da herhangi bir noktaya o insansız hava aracı sistemini örneğin Anka S'yi indirecek. Biliyorsunuz uydu kontrol sayesinde yerde 150 kilometrelik yaklaşık kontrol istasyonları artık anlamını kaybediyor ve uydudan istediğiniz yerdeki insansız hava aracını kontrol edebilir duruma gelebiliyorsunuz. Şimdi bu sabah gerçekleştirilen fırlatma işlemi Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'da Cape Canaveral hava üssünde gerçekleştirildi. Ve fırlatma işlemini de yapan özel bir kuruluş SpaceX şirketi, kullanılan roket sistemi ise Falcon 9. SpaceX'i hatırlayacaksınız. Elon Musk ki 2020 sıralamasında dünyanın en zengin insanı oldu. Bu zenginliğin de kaynağı elektrikli otomobil Tesla'nın hisselerindeki muazzam artış. Amazon.com'un sahibi Jeff Bezos'u da geçmiş durumda kendisi. Dünyanın en zengin insanı ve en önemli girişimi ise SpaceX olarak adlandırılan uzaya uydu taşıyan bir sistem. Bugün gerçekleştirilen bu fırlatma 113. denemeydi. Bu normalde roket sistemi 9 adet özel roketten oluşuyor ve Falcon 9 deniyor bu yüzden de. Bu roket her seferinde işte atmosferde yanıp parçalar haline ayrılmıyor. Uzaya yükünü bıraktıktan sonra tekrar yörüngeye girip uzaydan dünyaya dönüyor ve emniyetli bir şekilde o dikine gördüğünüz veya hayal mi bu diye insanların da birbirine sorduğu inişi gerçekleştiriyor ve böylelikle roket defalarca kullanıldığı için uzaya uydu gönderme maliyetleri de en aza indirilmiş durumda. Türkiye ilk uydusunu 1994 yılında uzaya yollamıştı. Fransızlar Aerospecial şirketinin yaptığı TürkSat 1A uydusuydu. Ne yazık ki bu fırlatma işlemi başarısız olmuştu. Ben de 1994 yılında canlı olarak televizyonlardan izlemiştim bunu. Uzaya çıkmasıyla çok sevinmiştim uydunun, ancak yörüngeye oturmadığı için görev iptal edilerek uydu patlatılmıştı. Bunu başarılı olarak fırlatma operasyonu gerçekleştiği TürkSat 1B uydusu izlemişti ve uzun yıllar TürkSat 1B'de Türkiye'ye hizmet vermiş bir uyduydu. Daha sonra tabii görevini tamamlayıp uzay çöplüğündeki yerini almış durumda TürkSat 1B uydusu. SpaceX'in taşıma kapasitesi 27.8 ton. Eğer alçak yörüngeye gidiyorsa, eğer yüksek uzay yörüngesine herhangi bir yük taşıyorsa, yani şu an TürkSat 5A'nın olduğu gibi 8.3 tonluk bir yükü çok rahatlıkla götürebiliyor. Burada TürkSat 5
ağ dışında herhangi bir yükü olmadığını açıkladı SpaceX şirketi yetkilileri ve bu fırlatmanın bedeli 50 milyon dolar. Şimdi şöyle bir karşılaştırma yaparsak daha geçmişte TürkSat 1A 1B'nin füze fırlatma maliyetleri ise bunun kat ve kat üzerindeydi. O yılların parasıyla yaklaşık 500 milyon dolara yaklaşan bir bütçeye sahipti. TürkSat 5A Airbus tarafından imal edildi. Airbus'un uzay ve askeri bölümü tarafından imal edildi. 3500 kilogram ağırlığında gerçekten büyük bir uydu. Ve zaten şu an Türkiye'nin de aktif hale gelen 7 uydusu arasında en ağırı TürkSat 5A. Bu uydunun özelliği Eurostar E3000 ailesinden olması ve gerçekten sınıfının en başarılı uydularından biri. Bu uyduyu TürkSat 5A'yı önümüzdeki aylarda 5B uydusu takip edecek. 5B daha da büyük bir uydu olacak. 4500 kilograma yakın bir ağırlığa sahip olacak. Yani yaklaşık 1 ton daha ağır. Bu uydu da doğu ekseninde 42. derecede yörüngeye oturarak hem iletişim amaçlı hem de askeri amaçlı bu uydu kullanabilecek. 5A ve 5B birbirini tamamlamış olacak. Gelelim Türkiye'nin uydularına. 1994'te başlayan uydu maceramız TürkSat 1A, 1B, daha sonra 2A, 2B uyduları ve daha sonrasında da 3A, 3B uyduları izledi. 3A'ya kadar Türkiye uydu fırlatmada Fransa ile işbirliği yaptı. Fransız Guyana'sından Fransız roketleriyle uzaya gönderildi ve arkasından TürkSat'ın 4A ve 4B serisini Türkiye Rusya ile çalıştı. Rusya'nın Baykanur Uzar üssünden uydularımız uzaya taşındı ve götürüldü. Şimdi 5A ile birlikte SpaceX şirketiyle Türkiye çalışıyor. Bu uydularla birlikte Türkiye'nin şu an aktif olarak 2011'de gönderilmiş RASAT uydusu var. Tamamen askeri amaçlı tasarlanmış Göktürk 1 ve Göktürk 2 uyduları var. Göktürk 1 ve 2 amacı çok yüksek çözünürlüklü fotoğraf alabiliyorlar. Askeri amaçta kullanılıyor ve bu çektikleri fotoğrafları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilgili birimine gönderiyorlar. Bu iki uydumuz askeri. RASAT yine bir gözlem uydusu. 3 şu an hala aktif olan 4A ve 4B uyduları var. Tabii 3A uydusu da aktif. 6 oldu toplam. 6'dan sonra 7. uydumuz ise bugün TürkSat 5A olmuş durumda. Peki Türkiye'de uydu imal ediliyor mu? Türk Havacılık ve Uzay Sanayi uzun süredir havacılıkta olduğu kadar uzayla ilgili çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Ankara'da Akıncı'da ki ana merkez içerisinde bir uydu imalat merkezi var ve uydu sistemlerinde test edildiği çok özel bir laboratuvarda TUSAŞ'ın tesisleri arasında yer almakta. İlerleyen dönem için TUSAŞ en önemli uzay projesi, ana büyük proje olarak diyeceğimiz TürkSat 6A uydusu. Bu 6A uydusuyla ilgili de birçok sistem yerli olarak tasarlanıyor, üretiliyor ve bu uydu üzerinde yer alacak ve TürkSat 6A ile de birlikte yerli uydu serisinde çok önemli bir adım atılacak. Tabii ki bazı parçalar dışarıdan alınıyor ama ana proje geliştirilmesi, yazılımı ve sistemleri açısından TürkSat 6A çok önemli bir adım olmuş olacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi için. Diğer tarafta da Roketsan'ın fırlatma açısından çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor Roketsan. Roketsan'ın hedefi gelecekte Türkiye'nin 100 kilograma kadar olan füze sistemlerini yerli roket sistemleriyle uzaya gönderebilmek olacak. Geçtiğimiz yıl 26 ve 29 Ekim'de çok önemli sonda roketlerini deneme amaçlı uzaya gönderilmişti. 120 kilometre sınırı aşılmıştı. Bunlar gerçekten belirli noktayı hedefleyen roketler. Bu roketlerin işte taşıma kapasitelerinin testi, yörüngeye bulması, oturması gibi konular gerçekten çok önemli hesaplamalar, yazılımlar gerektiriyor. Bu açıdan da Roketsan sürekli kendini geliştiriyor. 2025'te Roketsan'ın hedefi 400 kilometre yörüngeye 100 kilogramlık mikro uyduları
taşıyabilecek bir sistem geliştirilmesi. Bu sistem için görmüş olduğunuz bu maketin 1/100 ölçekte, yani bunun 100 katını düşünün. Bu maketin bu roket sistemiyle birlikte mikro uydu fırlatma sistemi hayata geçecek. Dediğim gibi tepe bölümünde 100 kilogramlık roket uydu sistemi bu roketin tepe kısmında yer alacak ve uzaya çıkartılacak bunlarla ilgili. Testler, bildiğiniz üzere bu konuyla ilgili çok video hazırladık. Sinop'taki füze test sahasında gerçekleştiriliyor. Niye Sinop seçiliyor? Türkiye'nin en kuzey bölgesi. Önünde bir Karadeniz var. Boş bir alan. Roketler herhangi bir şekilde bir aksaklık olduğu zaman bu roketler Karadeniz'e düşecek ve herhangi bir şehrin üzerine, bir yerleşim biriminin üzerine düşme şansı bulunmuyor. Türkiye aynı zamanda geçtiğimiz aylarda S-400 hava savunma sisteminde testlerini Sinop'ta yapmıştı. Keza Atmaca başta olmak üzere birçok mühimmatımızda Sinop merkezli denendiğini söylemem de size fayda var. Türkiye eğer bu fırlatma sistemlerini yerlileştirebilirse daha fazla uyduyu yurt dışına para ödemeden gönderme şansına sahip olmuş olacak. Biraz önce de belirttiğim gibi işte SpaceX'in bir uçuşunun ücreti $50 milyon ve çok ciddi bir kapasiteye sahip. SpaceX'te tabii durmuyorlar bu aralarda. Elon Musk Starlink olarak adlandırılan bu mini uydu sistemlerine çok büyük yatırım yapıyor. Bir anda işte 50 tane, 60 tane, 100 tane uydu atılabilecek kapasitede, bu taşıma kapasitesine sahip bu roketler. Bu roketlerle dünya yörüngesi uydularla adeta böyle inci taneleri gibi diziliyor. Amaç internet için bu uyduların önümüzdeki dönemde kullanılması. Ama tabii insanın aklına birçok farklı fikirler geliyor. Bu interneti kullanacak ana kullanıcısı aslında Amerikan ordusu olacak. Amerikan ordusu işte telsiz görüşmeleri olsun, diğer veri aktarma işlemlerinde de bu uyduları kullanmayı hedefliyor. Tabii Elon Musk işte dünyadaki internet problemini bununla çözeceğiz gibi bir açıklama yapsa da her şeyin arkasında bir askeri kullanım mevcut. Bugünkü programımızda biraz uzaya baktık, uydu sistemlerine baktık, fırlatma sistemlerini size anlatmaya çalıştım, genel bir özet geçmeye çalıştım. Umarım bu konuyla ilgili soru işaretlerini bir nebze olsun aklınızdan kaldırabilmişizdir. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com mail adresine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde lütfen takip edin. Kanalımıza destek vermek için katıl butonunu tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda da abone olup bildirimlerinizi açarsanız her yeni video yüklendiğinde bu bilgi size ulaşacaktır. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.